Selam herkese. Yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Zaman nasıl akıp geçiyor değil mi sevgili anneler? Ya da henüz anne olmamış ama geleceğe yatırım yapan güzel kadınlar. Hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Bugün size Milan'ın 10. ayından bahsedeceğim. Tabii ki yine bu videoyu çekmek için geç kaldım. Şaşırdık mı? Hayır. Şöyle arkadaşlar, Milan'ın 10. ayından bahsedeceğim. Şu anda Milan 11 ay artı 1 hafta. Olabilir. Tam şu an bugün ayın kaçı bilmiyorum inanın ki. Geçen ay ve bu ay benim için gerçekten çok yoğun geçiyor. Zaten bu ay bayram vardı vesaire. İşte kuzenim geldi Tekirdağ'dan. Onlarla geçirdik birkaç günü falan derken böyle Mila çok hareketlendi falan derken inanın ki günleri bile karıştırır haldeyim. Bir de bu ay benim için çok anlamlı. Ağustos ayı gerçekten benim için çok anlamlı. Ben Ağustos ayında Rıza'yla tanıştım. Ağustos ayında Mila'nın doğum günü. Mila doğdu. Yani gerçekten erken geldi ama yani son günü bu Ağustos'un bana bir lütfu sanırım, böyle uğurlu aylarımdan biri olabilir Ağustos. Evlilik yıldönümüm Ağustos ayında. Daha ne olsun diye bütün böyle hayat döngülerim gerçekten, aynen. Hayat değişimim, hayat döngülerim Ağustos ayında olmuş. Neyse. 10. ayından bahsedeceğim arkadaşlar. 10. ayında Mila neler yaptı, nasıl geçti 10. ayımız vesaire vesaire. Öncelikle şunu söyleyeyim aslında. Çok hareketli geçti. Çünkü birden hareketlenmeye başladım Mila. Hatta bana sürekli ay videoların altına, vlogların altına, yani her attığım videonun altına Mila emekliyor mu diye sabit soran kişiler vardı. Evet, artık emekliyor. Bu ayda başladı emeklemeye de. Zaten bir önceki videolarda falan göstermiştim herhalde. Beni sürekli takip ediyorsanız bilirsiniz. Dururken emekleme pozisyonu alıyor demişim. Bunu böyle çok 10. ayın çok başında, yani 10 aylık olur olmaz yaptı diyebilirim. Hatta çok şaşırmıştım. Aha. Şey, otururken böyle ay emekler gibi oluyor, emekleyecek herhalde falan diye. Çünkü böyle şunu da söyleyeyim aslında başta. Her çocuğun gelişimi farklı arkadaşlar. Bir bebeğin yürümesi 18. ay, bakın 18. aya kadar normal kabul ediliyor. Konuşması da 36. aya kadar normal kabul ediyor. Etrafınızda ya da kendinizde ya işte benim çocuğum yaşını doldurdu hala yürümüyor gibi dertleriniz varsa, eğer böyle bir şey dert ediniyorsanız, edinmeyin asla. Çünkü 18. aya kadar normal. 18 aydan sonra doktorlar bakıyorlar, abi bir şey mi var, müdahale edelim vesaire diye. Konuşmada 36. aymış, bunu da yeni öğrendim. 36. aya kadar da konuşması normalmiş. Yani çocuğunuz konuşmuyorsa, henüz yürümediyse, henüz emeklemediyse, çünkü bana yazan anneler de oluyor. Ya işte bir yaşında oldu hala emeklemiyor, yürümüyor, ayakta durmuyor, hiçbir şey yapmıyor diye. No panik, 18. aya kadar bekliyorsunuz. Biraz da böyle kendimiz de teşvik edebiliriz aslında. Mesela ben aktivite masası aldım ayakta durması için. Bile durmuyordu çünkü ayakta istemiyordu, direkt böyle ayaklarını çekiyordu falan. Aktivite masasıyla şu anda gayet güzel bir şekilde ayakta durabiliyor. Demek ki bir şekilde her şeyi onlardan beklemek değil de biraz az az iteklemek de gerekiyormuş çocuklarımızı, bunu anladım. Emekliyor yazmışım. Şuraya bir alkış. Demesi iyi mi kötü mü derseniz biraz zormuş, yorucuymuş. Çünkü her şeye emekleyerek gidiyor. Bunun bir de yürümesi var değil mi? Ne yapacağız bakalım. Yürürken daha da temkinli olacağız, daha da dikkatli olacağız. Bütün şu arkamda gördüğünüz süs eşyaları falan aşağıya inecek büyük ihtimalle. Hatta bunu bile kaldırmayı düşünüyorum buradan açıkçası yürüdükten sonra. Çünkü oraya çıkar, onu çeker, üzerine çeker vesaire diye. Evi tekrardan bir dizayn edilecek büyük ihtimalle evle. Neyse. Konuşuyoruz sürekli yazmışım. Evet, Mila kendi kendine oyuncaklarıyla oynarken falan hep böyle konuşuyor. Sürekli bir konuşma halinde, sürekli bir çenesi dişiklilik bir şeyler falan. Bayağı bir kelime dağarcığı da gelişti. Yani bayağı bir kelimeleri kullanıyor zaten. Dede, baba, anne, bunları zaten hep söylüyordu. Başka neler diyor? Mesela işte hatta diyor, gel diyor, git diyor. Ondan sonra mama, meme, anne, dede, baba. Bayağı bir kelimesi var şu anda. Bu ay çok fazla şey öğrendim. Gerçekten bu ay bir böyle dönüm noktası gibi oldu, 10. ay. Böyle birden bir şeyler öğrenmeye başladı ve birden böyle hızlı bir şekilde öğrenmeye başladı. Mesela emeklemiyordu, emeklemeye başladı. İşte ayakta durmuyordu, ayakta durmaya başladı. Ondan sonra böyle bu kadar çok kelimesi yoktu, başladı. Böyle daha bir anlamlı bakıyor, şu anda da yanıma geliyor. Daha bir anlamlı bakıyor, daha bir bana düşkünlüğü vardı zaten böyle. Diş döneminde özellikle oluyormuş. Ama benim bu ara fark ettiğim, hatta 11. ayda bu fark ettiğim, aynen. Daha fazla bir düşkünlük. Yani mesela sarılıyoruz birbirimize.
Hoş geldin. Şu an burada tripod var, ona geldi. Değil mi? Bak burada ne varmış? Tişörtüm varmış. Almak ister misin? Biraz oyalanmak ister misin? Annenin birazcık işi var. Bir de agresif, sinirli şey herhalde. Mesela istemediği bir şey. Eline istemediğim bir şey aldı. Atıyorum telefon aldı. Ve ben onun elinden aldım ve yapıyorum. Aynı böyle ses. Kızıyormuş. Kızmayı da öğrendim. Ne yapayım? Ne yapayım ben? Ne yapayım? Ne ara büyüdün sen? Ne ara? Babasını çok taklit ediyor. Gerçekten. Bazen biz böyle şaşırıyoruz. Mesela geçen de çok komik bir şey oldu. Böyle bir kelimenin içerisinde böyle eşek mi dedi? Eşek, sine eşek falan bir kelime kullandı Rıza. Rıza Mila böyle eşek. Esek nasıl yaptı onu? Esek mi? Eşek mi? Böyle eşek dedi yani. Biz böyle birbirimize baktık. Diyorum ki Rıza'ya bak çok dikkat et kullandığın kelimelere. Gerçekten aşırı taklit ediyor çünkü Rıza'yı. Hayır anneciğim buraya gitmeni istemiyorum. Ya of hayır demeyeceğim, hayır demeyeceğim diye diye çocuğa hep hayır diyorum ya. Ya hayır demek yerine işte anneciğim şu anda şunu yapmaman gerekiyor. Biliyorsunuzdur bunları, doktorların önerdiklerini, uzmanların önerdiklerini. Sürekli böyle diyorlar, hayır demek yerine şöyle deyin, hayır demek yerine böyle deyin. Ama işte o da olmuyor. Anneciğim şu anda onun dokunmanı istemiyorum. Anlaştık mı? Alışmışız da biz hayıra, her şey böyle hayır hayır diye. Siz yapabiliyor musunuz? Yorumlara bekliyorum. Yoksa siz de hayır hayır diyor musunuz yani? Bir de böyle şey oluyor mesela tehlikeli bir yere gideyim. Bir de böyle şey oluyor mesela hani ona dokunmaması gerekiyor. O an oraya gidiyor hayır falan ne yani ister istemez oluyor. Bak burada kim var? Mila. Hadi bak bakalım buna. Sonra... Her şeye dokunup almak istiyor. Gerçekten neyi görürse mesela böyle boyunun eremeyeceği bir yerde bir şey var. Kızıyor onu alamadığı için. Onu almak istiyor falan böyle. Her şey aklınıza gelebilecek her şeyi elleyip dokunmak istiyor. Elimden geldiğince izin veriyorum. Gözetimim altında izin veriyorum dokunması. Mesela bardaklar çok istiyor. Veriyorum. Bakıyorum biraz oynadıktan sonra zaten bir süre sonra aslında sıkılıp da bırakıyor. Ama o an onu keşfetmek istediği için veriyorum. Görüyorsunuz ki artık böyle sabit video çekmek bile çok zor. Çünkü asla durmuyor ve sürekli şimdi yine geliyor. Gerçekten oturma odamızın en sonuna bıraktım onu ve şu anda geliyor oradan yine. Sürekli olarak onunla ilgilenmemi istiyor. Böyle sabahtan akşama kadar sadece onunla oyun oynasam hayır demez. Çok hoşuna gidiyor. Özellikle bir set almıştım ben. Adım adım setlerini aldım ben bile denemek amaçlı. Orada bir tane top çıktı. O topla işte ben ona atıyorum. O bana atmasını istiyorum vesaire. Tabii ilk başlarda bunu yapamadı. Bilmiyordu. Sonradan öğrendi bunu ve sürekli topla birlikte benimle oynamak istiyor. Topu bana atıyor. Benim ona atmamı istiyor. Bu şekilde oyuna bayılıyoruz. Dışarı çıkmak istiyor. Dışarıyı bu ara özellikle çok seviyor. Bir de biraz fazla çıktık herhalde bu ara o yüzden. Ve çıkalım gezelim. Bir de kangurumuz var zaten bizim. Kanguru çok fazla durmuyordum ya. Daha önce almıştım ben ona böyle 5-6 ayken falan. Sıkılıyordu, ağlıyordu falan. Bu ara bayılıyoruz kanguruya. Sürekli kanguruyla geziyoruz. Bildiğiniz koala gibiyiz. Sürekli bir yere mi gideceğiz? Hemen hop takıyorum kanguruyu. O kadar da rahat oluyor ki arkadaşlar. Çok iyi oluyor gerçekten. Hatta ben size şuraya fotoğrafını bırakırım kanguruyla fotoğrafımızı. Hatta aşağıya linkini de bırakırım almak isteyenler varsa. Yeni doğandan itibaren alabiliyorsunuz onu. Ben silink almıştım yeni doğduğunda. Yani bilmiyordum kanguruların yeni doğan aparatı olduğunu. Ondan sonra öğrenince zaten. Saçın başın dağınık aşkım. Yeni doğan aparatı olduğunu bilmiyordum ben kanguruların. Bu keşfettiğim kanguru gerçekten çok güzel. Kaliteli de. Onu hani yeni doğumundan beri kullanabilirsin. Sling de güzel oluyor gerçi yeni doğumda. İşte slingi böyle 2 ayına kadar falan kullanabiliyorsunuz. Normal kanguruya da 3 aydan sonra geçebiliyorsunuz. Bunu da bilgisini vermiş olayım size. Ama çok memnunum. Özellikle bu ara aşırı kurtarıcı oluyor. Bir de kucak isteyen bebekler için ne kadar güzel bir kurtarıcı. Bu ara Mila böyle dışarıda da şeyde durmak istemiyor. arabada durmak istemiyor bebek arabasına. Sürekli kalkmak istiyor vesaire. Ama kanguruyu alıyorum ya bir de uyuyor arkadaşlar içerisinde. Mükemmel ya. Mükemmel. Gerçekten mükemmel ötesi. Böyle hani belirli bir aydan sonra çünkü çocuklar hep sürekli kucak 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 istiyor. Anneler de yoruluyor ister istemez yani sürekli kucakla taşımaktan. Kanguruda müthiş oluyor bu olay. Yani biz öyle kanguruyla geziyoruz. Sonra
Dur anneciğim. Babasının arkasından ağlama demişim. Mesela babasını bunu gerçi birkaç gün yaptı. Babasını işe göndereceğiz. Sabah işte geçiriyoruz. Bay bay kızım, baba gidiyor falan. Nasıl ağlamak? O kapıyı kapatmayacağız. O kapı kapanıyor. Babası gitti. Ağlıyor. Sürekli böyle ağlamalar, şeyler gidecekmiş. Sakinleştirmem de yani. Böyle sonra sakinleştiriyorum ama bunu birkaç gün yaptı, sonra durdu. Yattığı yerden kalkıp oturuyor demiş. Bunu zaten söylemiştim galiba. Ha yok, emekleme pozisyonu. Mesela yatıyor, yattığı yerden direkt uyanınca uyku sersemi bile olsa hemen kalkıyor oturuyor. Sonra bakıyor etrafına, ben neredeymişim. Ben anne yanı olarak kullanıyorum. Hala diretiyorum. Hala anne yanı olarak kullanıyorum beşiğin. Umarım ayıracağım. Ya bu benim için. Yani ben yapamıyorum bunu. Mesela aynı odada kalıyoruz tabii ki. Odasını da ayırmam gerekiyor, biliyorum. Ama ben buna da uyamayacağım maalesef. Her yapacağım dediğim şeyi yapamayabiliyorum. Yani evet, ayırmak onun için iyi olacak ama düşünün, daha anne yanı yatağını ayıramıyorum ve sürekli kalkıyor, çok hareketlendi. Aslında onu alt kademeyi alıp da odanın farklı bir bölgesine koymam gerekiyor. Asla odadan ayıramam zaten de, en azından anne yanını artık ayırmak gerekiyor sanırım. Artık yaşından sonra falan yaparım. Ne yapayım, yaşlandı zaten, bir aydan az kaldı anneciğim. Sonra ayağa kalkma çabaları yazmışım. Mesela bir yerden bir yere gelecek, böyle bana gelmek istiyor. Hemen dizlerinin üzerine kalkıyor, tutunuyor, çekiyor beni falan. Ayağa kalkma çabaları var ama kendi kendine ayağa kalkmıyor henüz. Teknolojik aletlere aşırı merak yazmışım. Evet, çok aşırı 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 meraklı. Yani böyle mesela telefonum bir yerde, hatta bu videodan bir önceki video olması gerekiyor. Mila 1 yaşına girecek diye bir video paylaştım. Orada Mila telefonu bulmuş. İşte niye koymuşum bilmiyorum. Hani onun ulaşamayacağı yerlere koymaya çalışıyorum ama bazen işte boşluğuma gelip onun ulaşabileceği yerlerde kalabiliyor telefonum. Almış, tuş kilidi olduğu için şey yapıyor, kamerasına giriyor. Telefon verme meraklısı asla değilim, beni zaten artık tanıyorsunuz. Alıyor, kamerayı açıyor, kendi kendine fotoğraflar çekiyor, videolar falan çekiyor. Yani geleceğin vloggerı, görüyorsunuz burada. Daha 11 aylık. Daha 11 aylık ama böyle şeyler yapıyor. Hatta ekledim ben de bir tanesi, çok hoşuma gitti. Geçen de ayağını çekmiş. Bu kadar güzel bir ayak fotoğrafı olabilir mi dedi. Gerçekten o kadar böyle titretmeden net bir şekilde çekmiş ki o minicik ayağını, minicik ayağını çok güzel şekilde çekmiş. Bir de kumandayı işte aslında olabildiğince görüyorsunuz hep vloglardan da, televizyon bütün gün kapalı geziyoruz biz evde. Çok nadir artık böyle ara ara açmaya çalışıyorum. Çünkü bir yere gittiğimizde televizyon gördüğünde hemen böyle açıp gözlerine bakıyor ve o misafirlikte ben onu diyemiyorum, insanlar televizyonunuzu kapatır mısınız işte benim kızım bakmasın vesaire diye. Bu yüzden de şunu yapmaya karar verdim. Ara ara yavaş yavaş açıyorum ki az az. Tabii ki onun ilgisini çekmeyecek şeyler açıyorum. Hani böyle alışsın, böyle bir şey var. Ha tamam falan olsun yani. Çünkü başka bir yerde gördüğünde çok ilgisini çekiyor ve bu sefer ciddi izliyor yani. İzlemesini istemesem de izliyor. Karşı tarafa da diyemiyorsunuz dediğiniz insan oluyor, diyemediğiniz insan oluyor. Vesaire vesaire. Bu yüzden işte az az açıyorum televizyon gün içerisinde. O ne kadar izliyor? 1-2 dakika bakıyor, bakmıyor. Sonra tekrardan oyuncaklarını oynuyor veya ben onu oyalıyorum ama televizyon orada arka fonda açık oluyor. Onun sesine vesaire alışkın olsun diye bunu yapıyorum arkadaşlar. Bunu da nasıl öğrendiyse işte o az zamanlarda kumandanın televizyonun kanallarını değiştirdiğini öğrenmiş ve kendi kendine kumandayı alıp da televizyon açıyor. Ondan sonra televizyon kanallarını değiştiriyor. Böyle Netflix'e giriyor sürekli. Böyle bir şeyler açıyor falan filan. Oyun, bu çok hoşuna gidiyor. Yani teknolojinin her şeyine merak salmış durumda. Yani ben ne kadar çocuğumu teknolojiden uzak tutacağım diyen bir anne olsam da bunu bir miktar başardığımı da düşünüyorum açıkçası. Çünkü çizgi film vesaire böyle. Bu arada çok nadir de olsa bazı zamanlarda gerçekten bütün gün yemek yemediği zamanlar oluyor. Özellikle bu ara dişleri de çıktı çünkü, üst dişleri. Çok az, ne kadar diyeyim size, 5-10 dakika kadar çizgi film açıyorum. Ne kadar oyalanıyordur onunla da, 4-5 dakikasında izliyor çizgi filmi. Ben o arada yediriyorum bir şekilde. Ondan sonrasında zaten kendisi de bakmıyor, sıkılıyor. Yani böyle kaçıncı ayında yaptım bunu? Bu ay ya. Çok az az biraz çizgi film de izletmiş oldum. Evet anneciğim.
Ama yine de kendimi takdir ediyorum. Gerçekten bu kadar dayanabildim. Hani ya mesela dışarıda da çok zor kaldığımız bir durumda çok ağlıyor diyelim veya bir misafirde çok fazla ağlıyor. Susturamayacak derecede. Hani oyalanması açısından çok az bir şekilde. Tabii oyalanmalı oyalanmıyor ama oyalanması açısından böyle nadiren açabiliyorum. Bunu da belirtmek istedim böyle dipnot olarak düşeyim arkadaşlar. Ama asla hani bir işim var ben bir yere koyayım otursun işte bir 20 dakika, 30 dakika, 1 saat otursun çizgi film izlesin. Bunu yapmıyorum. Zaten o da olduk kadar oturup izlemez. Ama bunu da yapmıyorum. Yapmadım da hiçbir zaman. Ne zaman işim olursa işimi halletmek adına onu da yanımda götürüyorum. Her şekilde her şeyimi de hani her şekilde her şeyde yanımda olmasını sağlıyorum. Atıyorum işte durmaması gerekiyor. Emekliyor zaten. Emekli için kapıyı kapatıyorum. Mutfaktayım mesela kapıyı kapatıyorum. Orada oynuyor. Oynayacağı şeyler veriyorum. Çok durmadı. Kanguru ile geziyoruz. Tabii ki biraz yaz aylarında şey oluyor ama yani o şekilde idare ediyoruz. Onun dışında böyle hala televizyon konusunda netim 2 yaşına kadar sıfır ekran olmuyor. İster istemez olmuyor. İlla ki bakıyor ama sıfıra yakın ekran. Öyle söyleyeyim. Aynen. Yani öyle açıp da bilinçli olarak izletmiyorum. Ayakta durduğunu söylemiştim zaten. Yemek reddi işte dediğim gibi bir gün yemek yemediği oldu arkadaşlar. Yani böyle istemiyor dişler yüzünden büyük ihtimalle. 2 tane dişi çıktı. Onlar yüzünden olduğunu düşünüyorum ben de. Hopla. Üstten 2 tane dişi çıktı. Bu ayla 3. patladı patlayacak gözüküyor. İşte böyle annesi. Bir de şunu söylemeyi unuttum. Oraya yazmamışım da aşırı derecede ısırıyor. Her yerimi ısırıyor. Tırnaklıyor, cimcikliyor böyle. Saçımı çekiyor. Özellikle uyandığında bazen sabahları gerçekten çok erken uyanıyor. 6.30'da falan uyandı oluyor. Artık böyle bayılacak gibi oluyorum. Yani çok uykum var. Yanıma yatırıyorum işte yatan dediğim falan. Numaradan ağlamak. Numaradan ağlamak. Gel. Gel. Çamaşır makinemiz ötüyor. Çamaşırlarımız kurumuş. Çamaşırlarımız yıkanmış. Hadi onları kurutma makinesine atıp kurutalım. Çamaşır makinamız bizi çağırıyor. Diyor ki bitti bitti yıkandı çamaşırlarınız diyor. Bu şekildeydi. Umarım atladığım bir şeyler olmamıştır. Biz bunları yaşadık bu ayda da. 31 Ağustos'ta benim kızımın doğum günü. Tam 1 yaşında olacak 31 Ağustos'ta. Artık arkadaşlar 12. aydan sonra da devam etmem bu videolara diye düşünüyorum. Bilmiyorum eğer istek olursa sen yine ay ay devam et derseniz de ederim. Edebiliriz. Ama fikrimce etmem diye düşünüyorum. Çünkü 1 yaşına kadar ay ay gelişimini takip ediyoruz. Anneciğim bir de göz oyma uyu. Göz oyma huyu var. Gözüme uyuyor. Çok hoşuna gidiyor bu. Evet, iki gözümü doyacak şimdi. Anneciğim, annelerin gözü oyulmaz bebeğim. Anneler öyle yapılmaz. Anne cici. 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 Anne cici. Ay. Anne. Cicisi de yalnız böyle bastıra bastıra cici. Seni ben çok seviyorum. Sen iyi ki varsın. İyi ki, iyi ki. Annem. İyi ki gelmişsin. Rabbim seni iyi ki bize nasip etmiş. İyi ki vermiş Allah'ım seni bize. Hadi artık diyor çamaşır makinesi bize. Hadi artık ama yani uzattınız diyor. Evet bu kapanışı da birlikte yapalım minik kuzumla. Annem bebeğisin sen çok tatlısın. Oh çok güzel kokuyorsun. Benim kızım hala çok güzel kokuyor. Evet bir. Bir yok. Gitti. Bay bay. Hadi bay bay yapalım mı? Hadi bay bay. Biz gidiyoruz. Burada kapatıyoruz videoyu. Görüşürüz. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Siz ne gibi tecrübeler yaşadınız bu 10. ayı çekiyorum. Evet 10. ayda siz ne gibi tecrübeler yaşadınız? Ha bir de şunu da dipnot olarak düşmek istiyorum. Ben Milan'ın yaşayıp bitirip bitirdikten sonra o ayı bütün tecrübelerimi yazıyorum. Ondan sonra sizinle paylaşıyorum. Yani şu anda Mila 12. ayından gün alıyor. Öyle söyleyeyim. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere öyleyse. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.